Arkadaşlar selam, yeni bir Galactic Legacy kapışma videosuyla da hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Darth Revan ile Darth Nihilus'u kapıştıracağız. Geçen kapışmayı hatırlarsınız, Darth Revan, Darth Vader, Darth Vader, Darth Malak'a karşı almıştı. Bugün kapışmamızda Darth Vader, Darth Nihilus'a karşı kapışacak. Şimdi kapımızdan içeri girelim. Gördüğünüz gibi burada Darth Nihilus var, KOTOR 2'nin main ile. Burada da hepimizin bildiği Darth Vader var. Ben şöyle no kliple Kore'ye doğru kalkayım. Görebileceğim bir açıya. Burası bayağı darmış. Aydınlık olsun diye burada seçtim. Hazırsanız kapışmaya başlatıyorum. İkisine de biner can verdim. Kapışmamız başlasın. Bu arada bilerek böyle küçük dar alanlarda yapıyorum. Büyük yerde yapınca bayağı uzağa geçiyorlar ve birbirlerine saldırmıyorlar. Bekliyorlar öylece. Yani ben 10 dakika beklediğimi hatırlıyorum. Onun için küçük alanlarda kapıştırmak istiyorum. Darth Vader Saber'ını attı. Saber'ını hala alamadı. Şimdi aldı. Vader düştü. Bu arada normal şartlarda Darth Nihilus'un çok rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum ama tabi bu oyunla belli olmuyor. Bu arada evet, gördüğünüz gibi böyle bekliyorlar. Darth Nihilus'tan sonra Darth Vader'ı bir iki Sith Lord'la da kapıştırmayı planlıyorum. Daha sonrasında tabi istek doğrultusunda da kapışma yapabilirim yorumlarda. Darth Vader'dan sonra bir de Darth Maul'la KOTOR'un Old Republic'in Sith Lord'larını kapıştırmayı planlıyorum. Daha sonra Darth Tyranus, yani Count Dooku, daha sonra Palpatine ile kapıştırabilirim. Daha sonrasında da ikili kapışma, üçlü kapışma, yani önce Sith'lerden gitmeyi planlıyorum. Daha sonra Jedi vs. Jedi veya Jedi vs. Sith yapabilirim. Bu ikisi çetin bir kapışma yapıyor şu anda. Darth Nihilus, Vader'a göre daha çevik. Ki olması gereken de bu aslında normalde. Çünkü Vader bildiğiniz gibi sürdükten sonra çevikliğini eskisi gibi değil. Daha antikadan çevik değil. Vader güzel bir hareket yaptı. Darken Vader düştü mü diyecektim, düştü ama olmadı. Bu arada Darth Nihilus'u da sinematik evrende görmeyi gerçekten çok istiyorum. Yani istediğim karakterlerden bir tanesi. Eğer olur da KOTOR üçlemesini yaparlarsa, yani üçleme dediğim sadece yani Revan, Malak vesaire bunlara odaklamazsa çok güzel olur. Darth Nihilus yani gerçekten sinematikte nasıl yapacaklarını merak ettiğim bir karakter. Tabi Legend Darth Nihilus'u gibi olacağını düşünmüyorum. Biraz daha yumuşatabilirler karakteri. Yumuşatmaya da bilirler tabi. Ama yaparlarsa umarım o üçlemeyi veya dizi yapılacaksa o dizileri John Favreau ve Dave Filoni'ye verirler. Şu anda bir Star Wars filmi planlanıyor ama filmin konusunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani bilmiyor diye biliyorum ben. Bunda da paso senaryo ve yönetmen değişiyor. Yani film konusunda niye Disney böyle kararlar alıyor onu da
gerçekten anlamıyorum. Yani Filoni ve Ferro dizilerde gayet iyi işler çıkartırken onlara neden vermiyorlar, hiç fikrim yok. Şu anda kapışma hala devam ediyor. Darth Maul sanırım Force Absorbing yapıyor. Tamam. Geçen sefer olduğu gibi yine bizim karakter düştü. Yani God modu açmama rağmen niye böyle oluyor hiç fikrim yok. Kapışma çetin şekilde devam ediyor, sert bir kapışma. İki sik orada. Uzun bir kapışma oldu tahmin ettiğimden derken Vader öldü mü ölmedi. Tahmin ettiğimden daha da uzun kapışma oluyor şu an. İkisine de biner can verdim. Darth Malak, Darth Vader kapışması 5 dakika küsur olup sürmüştü. Darth Malak güzel bir hareket yaptı. Ama Vader öldü değil mi? Darth Vader'ın kafası kopuyor. Kazananımız belli oluyor. KOTOR 2'nin main villain'ı Darth Nihilus Vader'ın kafayı gördünüz. Bu kapışmamızın sonucu belli oluyor. Tahmin ettiğim gibi kazanan Darth Nihilus oldu. Bir sonraki videomuzda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.